Merhaba, bugün diyabetin kendini nasıl gösterdiği ve teşhisi hakkında konuşalım. Hatırlarsanız, diyabet birçok farklı mekanizma sonucunda ortaya çıkabilen bir grup hastalıktı. Fakat farklı diyabet türlerinin teşhisi aynı biçimde konuyor. Yani hastalığın kendini göstermeye başlaması ve teşhis koymak için yapılan testlerin bir arada işlemesi söz konusu. Şimdi burayı silelim ve diyabetin kendini gösterme şekliyle konuya başlayalım. Hatırlarsanız iki tür diyabet vardı. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet. Türüne bağlı olarak hastalığın kendini gösterme şekli değişir. Teşhis konmadan önce diyabetin kendini hissettirdiği 3 temel yol vardır. Bunlar akut, subakut ve asemptomatik olarak adlandırılırlar. Bu akut durumda diyabet en ağır haliyle görülür ve her iki tür diyabet içinde hayatı tehdit eden durumlar oluşabilir. Burada kişi çok kısa süre içinde, genelde birkaç günde çok hasta olur. Semptomlar arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler görülür. Bu da genellikle aşırı susuzluğa sebep olur. Susuzluğun sonucu olarak da kişi de kafa karışıklığı veya bilinç kaybı görülebilir. Tip 1 diyabette buna diyabetik ketoasidoz veya kısaca DKA denir. Hastaların %30'unda teşhis konmadan önce hastalık belirtileri görülmeye başlar. Tip 2 diyabette akut belirginliğin ismi çok daha uzun. Hiperosmolar nonketotik koma ya da durum veya kısaca HHNK. Bu DKA'dan çok daha seyrek görülen bir durumdur. Çünkü tip 2 diyabet hastalarının sadece %2'lik kısmında ilk belirti şeklinde görülür. DKA ve HHNK arasındaki fark, tip 1 diyabet ve tip 2 diyabetin altında yatan mekanizmalarla ilgilidir. En önemli fark, DKA'da ketoasit üretimi sebebiyle kişide asidoz görülmesidir. Zaten bu yüzden bu komplikasyonun ismi diyabetik ketoasidozdur. Hiperozmolar nonketotik komada ise ketoasit üretimi görülmez. Kişide diyabetin belirginleştiği durumlardan bir başkasına subakut diyoruz. Bu hafif orta dereceli durumun oluşması birkaç hafta ila birkaç ay arası sürer. Bu kişi veya yakınları kişinin normalde olduğu kadar iyi hissetmediğini fark eder ve kişi halsizlik, artan susuzluk, sık idrara çıkma veya kilo kaybı gibi semptomlarla karşılaşır. Bu durum tip 1 veya tip 2 diyabette görülebilir. Tip 1 diyabetin teşhis öncesi kendini belli ettiği en yaygın yol budur ve tip 1 diyabeti olan kişilerin yaklaşık %70'inde görülür. Tip 2 diyabette de subakut durum yaygındır. Fakat temel semptomlar o kadar da kolay fark edilemez ve kilo kaybı diğer durumdaki kadar yaygın değildir. Kişide diyabetin kendini belli ettiği son yöntem asemptomatik tarama testleridir. Tip 2 diyabet Dünyadaki nüfusun yaklaşık %10'unu etkiler. Hastalığın bu kadar yaygın görülmesi, potansiyel olarak ağır olan komplikasyonlar ve tedavinin nispeten rahat olması sebebiyle özellikle tip 2 diyabetin risk etkenlerini bulunduran yetişkinlerin hastalığa karşı düzenli olarak taramadan geçirilmeleri gerekir. Tip 2 diyabetin teşhis edildiği en yaygın yol budur. Fakat tip 1 diyabet için bu yöntem daha az kullanılır. Çünkü tip 1 diyabette genelde düzenli aralıklarla tarama testi yapılmaz. Şimdi diyabet teşhisi için yapılacak testlere geçelim. Diyabetin türüne veya hastalığın kendini göstermesinin ağır veya hafif olma durumuna bakmaksızın diyabet teşhisi için laboratuvar testleri şarttır. Hastalığı teşhis etmede kullanılan iki temel laboratuvar testini daha iyi anlamak için diyabetin genel mekanizmasını kısaca gözden geçirelim. Kandaki glikoz seviyesi, yani kan şekeri yükseldikçe pankreastaki beta hücreleri bunu fark eder ve pankreas insülin hormonu salgılar. İnsülin vücuttaki tüm hücrelerde etkili olmaya başlar ve kandaki glikozu alarak glikoz seviyesini düşürür. Türü ne olursa olsun, diyabette bu insülin yolağı doğru bir şekilde işlev görmez ve vücut kandaki glikoz seviyesini düşüremez. Bu da hiperglisemi denen yüksek kan şekerine sebep olur ve diyabetin belirleyici özelliğidir. Hiperglisemi'nin yan etkilerinden biri de Glikozilasyon denen glikozun proteinlere enzimsel olmayan bir biçimde bağlanmasıdır. Bu duruma maruz kalan ve diyabet için önemli olan proteinlerden biri al yuvarlarda bulunan hemoglobin proteinidir. Hiperglisemi durumunda glikoz kendini al yuvarlardaki anormal oranda yüksek olan hemoglobin yüzdesine bağlar. Buna glikolize olmuş hemoglobin veya A1C hemoglobin deniyor. Diyabetin teşhis edilmesi için kanda bakılanlar işte bu bahsettiğimiz hiperglisemi yani yüksek kan şekeri ve A1C hemoglobinidir. Şimdi bu şemayı kenara koyalım ve teşhis testlerinden biraz bahsedelim. Öncelikle teşhis testlerinin sonucunda ortaya çıkan 3 kategoriden bahsedelim. İlki normal düzey. İkincisi diyabet durumunda görülen düzey. Fakat arada üçüncü bir kategori daha var. Buna prediyabet veya gizli şeker deniyor ve yalnızca tip 2 diyabetle ilişkilendiriliyor. Tip 2 diyabet kronik bir hastalık olduğu ve oluşması yıllar aldığı için aynı zamanda düzenli şekilde tarama yapıldığı için test sonuçları genelde normal seviyeden yüksek fakat diyabet olarak adlandırılamayacak kadar hafif olur. İşte bunun için bu kategoriye prediyabet yani gizli şeker deniyor. Bu önemli bir durumdur çünkü gizli şekeri olan kişilerin ileride tip 2 diyabeti olma ihtimalleri diğer insanlara göre çok daha fazladır. Bu kişilerin prediyabet oldukları belirlendikten sonra altta yatan mekanizmaların tedavisine başlanır. Bu da kilo verme, düzgün beslenme, düzenli olarak egzersiz yapma gibi hayat tarzlarında bazı değişiklikler yapılarak sağlanabilir. Böylelikle ileride görülmesi muhtemel tip 2 diyabette önlenmiş veya ertelenmiş olur. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi, diyabet teşhisinde kullanılan iki temel test vardır. Kandaki glikoz miktarı yani kan şekeri ve hemoglobin A1C. Kan şekeri birçok farklı yöntemle test edilebilir ve ne yazık ki yönteme bağlı olarak sonuçlar değişir. En çok kullanılan yöntemler rastgele veya random glikoz testi, açlık glikoz testi, yani yaygın adıyla açlık kan şekeri ve 2 saat sonra ölçülen oral glikoz tolerans testi ya da OGTT. Şimdi buraya farklı değerleri koyuyorum. Fakat bu kategorilerden her biri için sayıların tamı tamına doğru olması aslında o kadar da önemli değil. Önemli olan her birinde görülen durumun genelde nasıl oldu? İlki şu, rastgele açlık sonrası veya 2 saatlik testten hangisi yapılırsa yapılsın, 200 mg'a eşit veya daha fazla olan bir kan şekeri oranı diyabetle örtüşen bir durum. Fakat bu değer Açlık testi yapıldığında biraz daha düşük çıkar. Yani 126 mg bölü desilitre. Bahsedilmesi gereken son nokta ise rastgele testin prediyabet yani gizli şekeri teşhis etmede kullanılamayacağı. Bunun için ya açlık kan şekeri ya da 2 saatlik OGTT gerekir. Neyse ki hemoglobin A1C testi diye bir test daha var ve çok daha basit. Çünkü testin yapıldığı zaman önemli değil. Kan şekeri testine benzer bir şekilde burada da hatırlanması gereken önemli bir nokta var. %6,5 veya daha büyük bir değer diyabetle örtüşür. Diyabetin kendini nasıl gösterdiğini ve laboratuvarda yapılan testleri daha iyi anladığımıza göre şimdi bu ikisini bir araya getirelim ve diyabet teşhisinin nasıl konduğunu tartışalım. Evet. Diyabeti teşhis etmek için yalnızca diyabetin kendini göstermesi veya yalnızca testler yeterli olmaz. Teşhis ancak ikisinin birleşimi sonucunda konulabilir. Diyabetin teşhis edilebilmesi için iki yol vardır. Ve bu yollar diyabetin kendini gösterdiği farklı durumlara dayanır. Öncelikle bir kişide diyabet semptomları varsa ki bunlar akut veya subakut olabilir. O zaman kan şekeri veya hemoglobin A1C gibi yalnızca bir testin pozitif çıkması teşhis için gereklidir. Fakat kişi asemptomatik ise yani semptom göstermiyorsa, diyabetin teşhis edilebilmesi için en az bir hafta arayla yapılacak olan iki farklı testin pozitif çıkması gerekir.